Cem tavuk sarmaları hazırlıyor. Biz de burada SGK uzmanı Özgür Kaya ile sohbetimize devam edeceğiz. Güvenlik Bakanı Jülide Hanım bir açıklama yaptı. Evet. Artık çalışmaya başlayan gençlerimizin yetim aylığı kesilmeyecek evet. diye. Kimlerin yetim aylığı kesiliyordu bu açıklamadan sonra o kesintiler olmayacak? Şimdi yetim aylığı dediğimiz anne ya da babadan çocuklara kalan bir aylık sistemi. Yetim aylığında kız çocukları için bir avantaj var ama erkek çocukları için bu avantaj eğitimleriyle sınırlıydı. Çalışmamalarıyla sınırlıydı. Şimdi örneğin üniversite eğitimi gören, yetim aylığı alan bir erkek çocuğu 25 yaşına kadar eğer okul tatili dönemlerinde veyahut da okulun dersleriyle birlikte çalışmaya devam ederse sigortalı olması gerekiyor haliyle aylığı 25 yaşına kadar kesilmeyecek. Daha önce nasıl oluyordu? Daha önce yetim aylığı alan kişi işe girdiği an kız ve erkek hiç fark etmez yetim aylıkları kesilirdi. Ve çalışma hayatını sonlandırdıktan sonra tekrar müracaat gerekirdi. Bu bir hengameydi, bir sıkıntıydı. Ama sosyal güvenlik sistemi son yıllarda pek çok konuda olduğu gibi bu yetim aylığı alan çocukların da üniversite öğrenimleri devam ettikleri takdirde erkek çocuklar için 25 yaşına kadar çalışsalar da dahi yetim aylıklarından almaya devam edecekler. Kız çocukları için bir istisna var. Kız çocukları yaş şartına tabi olmaksızın çalışmadıkları sürece ya da evlenmedikleri sürece yaşları ne olursa olsun anne ya da babadan yetim aylığı almaya devam edecekler. Şimdi daha önceden kesintiye uğrayanlar çalışmaya evet. başlayınca kesiliyor dediniz. Evet. Bu uygulamadan sonra, bu kesinlik kazandıktan sonra başvuru yapıp geriye dönük alabilir mi? Hayır, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli. Yani geçmişe yönelik herhangi bir hak iddiası söz konusu değil. Ama yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren ki yasa yürürlüğe girmiş durumda, bundan sonraki süreçte çalışırlarsa sosyal güvenlik sistemi onların sigortalı olduğunu görse dahi aylıklarını kesmeyecek. Mesela diyelim ki yetim aylığını daha önce hiç almadı. Çünkü evet. çalışırken babasını kaybetti diyelim. Evet. Bu uygulamanın ardından başvuru yaparsa yetim aylığı alabilecek mi peki? Yani üniversite öğrenimi devam ediyorsa burada kriter öğrencilik vasfını yitirmemiş olması. Yani öğrenci olması. Kız ve erkeğin hiç fark etmiyor. 25 yaşına kadar üniversite öğrenimleri devam ettiği sürece çalışırlarsa aylıklarını da alacaklar. 25 yaşına kadar öyle mi? Ömür boyu değil mi? Hayır. Erkek çocuklar için önceden 18 yaşta. Üniversite öğrenimleri devam ederse 25 yaşta. Burada getirilen düzenleme bu örneğin üniversite öğrenimi devam ederken 25 yaşına kadar örneğin yaz tatillerinde genelde ihtiyaç sahibi çocuklar, öğrenciler çalışırlar. Çalışmaya başladıklarında da ne yapıyordu sosyal güvenlik sistemi, kurumu? Bunların yetim aylıklarını kesiyordu. Artık şimdi kesmeyecek. Onlar hem yetim aylıklarını almaya devam edecekler hem de sigortalı bir işte çalışmayı sürdürebilecekler. Erkek çocukları 25 yaşına kadar, kız çocukları üniversiteyi tamamlasa da evlenmedikleri ya da çalışmadıkları sürece yetim aylıkları almaya devam ediyorlar. Herhangi bir kesinti söz yani konusu değil. Yani kadın evlendiği noktada çalışması dahi yetim aylığı alamıyor değil tabii, mi? Tabii evlendikten sonra yetim aylığı kesiliyor. Daha sonra evlilik bir şekilde sonlandırıldığında ya da herhangi bir durum ortaya çıktığında da tekrar dönüş yapıp anne ya da babadan yetim aylığı almayı sürdürebilecekler. Çalışıyoruz sonra da sağlıklı, huzurlu ve uzun soluklu olmasını istediğimiz bir emeklilik dönemine girmek evet. istiyoruz. Şimdi emeklilikte sormak istiyorum yılların SGK uzmanı olarak. Dışarıdan ödemek mi daha emeklilik maaşını fazla etkiliyor yoksa çalışıyor olmak mı? Aslında bu hem çalışarak da etkiler, dışarıdan ödemeyle de ilintilidir. Burada önemli olan kazançların yüksek olması. Yani siz örneğin 25 yıl boyunca erkekler için, kadınlar için 20 yıl boyunca isteğe bağlı prim ödersiniz. Ya da vergi mükellefsinizdir, Bağkur primi ödersiniz, yine kendiniz ödüyorsunuz. Maddi olanaklarınız elverişlidir, yüksekten yani tavandan dediğimiz miktarlarda ödersiniz. Bu bir avantajdır. Bir işveren yanında hizmet akdine tabi olarak çalışırsınız. Geliriniz yüksektir, yani kalifiye bir elemansınızdır. Yüksek maaş alıyorsunuzdur. İşveren de sizin primlerinizi doğru dürüst sosyal güvenlik kurumuna ödüyordur. Alacağınız emekli maaşı da buna paralel olarak yüksek olacaktır. Yani emekli maaşının yüksek olması kuruma ödenen primlerle alakalıdır. Çalıştığı ama, yıl da önemli tabii. Tabii çalıştığı yıl da önemli. Tabii ki mesela örneğin 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı olanlar için 5975 gün maksimum ödemesi gereken prim gün sayısı
örneğin 6000 diyelim biz ona, kafa karıştırmayalım, süratli. 6000 prim ödemesi gerekirken 9000, 10000 gün prim ödeyenler var. Bir de kazançları yüksekse bu kişilerin emekli maaşları da o derece yüksek oluyor. O bakımdan birincisi çalışırken çalışma hayatı içerisinde işveren tarafından sizin adınıza ödenen primlerin gerçekten doğru dürüst ödenip ödenmediğini kontrol etmeniz. Bazı işverenler ne yazık ki çalışanlarının primlerini gerçek ücret üzerinden kuruma ödemediği için ileriki yıllarda bu çalışanlar maalesef düşük emekli maaşı almayla karşı karşıya kalıyorlar. Emekli olmaya hak kazandığımız an emekli olmak mı mantıklı, yoksa benim halim vaktim yerinde, enerjim de güzel, emekli maaşı da yetmeyecek çünkü büyük şehirde baktığınız evet. zaman birazcık da zor geçiniliyor emekli maaşıyla. 3 yıl daha çalışabilirim ya da 5 yıl daha çalışabilirim demek mi emekli maaşını daha da artırır? Evet, az önce söylediğimle paralel bu da. Evet. Kişinin kazancı bugün asgari ücretin 3 katından yüksekse, yani 6000 liranın üzerinde bir ücret alıyorsa, çalışma imkanı da varsa bu kişilere ben çalışabildikleri süre kadar çalışmalarını tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü emekli aylıkları gün kazandıkça artmaya devam edecek. Ama bu rakamların altında örneğin 3000 lira, 4000 lira seviyelerinde ücret alıyorlarsa, emekli maaşı bağlanma hakkını da elde etmişlerse, bu kişilere de bir an önce emekli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sefer çalıştıkça emekli maaşları düşmeye başlıyor. Ters orantılı. O bakımdan geliri bugün 3-4 bin, 5 bin seviyelerinde olanlar eğer emeklilik süreleri sona ermişse, gelmişse hiç vakit kaybetmeden emekli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ama geliri 6 bin liranın üzerinde olanlar varsa, çalışma imkanları da varsa bunlara da çalışabildikleri kadar çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü o oranda da gelirleri artacaktır. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Benim aşağı yukarı prim gün sayım ve hizmet yılım tamamlandı. Ben yaşı bekliyorum. 6-7 yıl var. 6-7 yıl boyunca ben çalışmaya devam edersem yaklaşık olarak bir 500-600 lira daha fazla emekli maaşı alabileceğim. Ama benim durumumu tersinden okursak, yani gelirim 3000 lira 4000 lira seviyelerindeyse, o zaman ben 500-600 lira bu 6-7 yıl boyunca çalışmaya devam edersem bu sefer kaybetmiş olacağım. O bakımdan burada gelir durumuna bakacak vatandaş, eğer geliri benim bahsettiğim rakamlar çerçevesindeyse hemen emekli olacak. Eğer yüksekse çalışmaya devam edebilir. Seyircimiz sormuş Meral Hanım. Engelli annesiyim. Engelli anneler erken emekli olabiliyorlar mı? Rapor oranının bunda etkisi var mı diye sormuş. Engelli çocuğu bulunan anneler 2008 yılından bu yana erken emekli olma imkanları var. Her yıla Sosyal Güvenlik Kurumu 90 gün ilave eder annelere. Yani bir kadın çalışıyorsa, engelli çocuğu varsa bunun 360 günlük çalışmasına kurum 90 gün ilave eder, 450 gün çalışmış gibi kabul eder. Bunları üst üste koyduğunuzda bu 90 günleri diyelim ki 1000 güne tekabül etti. Emeklilik yaşından da her kazandığı 90 gün kadar düşülür. Örneğin 51 yaşında emekli olacaksa engelli çocuğu bulunan anne, bu sefer 50 yaşında emekli olabilir. Prim gün sayısı 900 ise 1000 gün olmuştur veyahut da 1900 gün olmuştur kazandığı için. Erken emeklilik hakkı söz konusu. Burada %60 ve üzerinde engelli çocuğu bulunması gerekiyor. 2008 yılından sonraki sürelere, çalışma sürelerine bu ilave ediliyor. Çocuğun sağ olması gerekiyor. Bu durumda olan anneler ben Sosyal Güvenlik Kurumu'na çocuklarının raporlarını bir an önce bildirmelerini ve iletmelerini söylüyorum. Çünkü hayatın içerisinde ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Çocuk eğer hani bir vefat söz konusu olabilir. Vefat ettiğinde geriye yönelik bunları alma şansınız yok. Kaydını yaptırırsınız, raporlarını kuruma sunarsınız. O günleri, o hakkı kazanmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Çok sağ olun. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Umarım eksik olmayın. Olmuştur. Tekrar beklerim inşallah. İnşallah.